Hindistan dünyanın en büyük 7. ekonomisi ve aynı hızla devam ederse sıralaması daha da yükselecek. Hindistan'ın bir önünde İngiltere, bir arkasında da Fransa var. Fakat Hindistan ismini söyleyince herkesin gözünde canlanan imge çoğunlukla aynıdır: sefalet. İnsanlar tarafından yeni Çin olarak adlandırılıyor ama ekonomisi büyümesine rağmen halkın gelirinde hala önemli değişiklikler yok. Ülkede ortalama gelir kişi başı yıllık 1700 dolar ama nüfusun %80'i bunun çok altında bir para kazanıyor. Peki neden bu kadar güçlü ekonomiye rağmen Hint halkının geliri niye hiç artmıyor? Hint ekonomisi fazlasıyla tarıma bağlı. Tarım ülkenin en önemli üretim alanı. Toplam gelirin yaklaşık %34'ü tarımdan geliyor ve ülkedeki insanların %66'sı tarımda çalışıyor. Bu yüzden değerlendirmeyi yaparken temel olarak tarım sektörünü ele almak zorunda kalıyorsunuz. İklim koşulları yoksulluğun önemli nedenlerinden biri. Hindistan'ın sıcak iklimi kırsal alandaki insanların fiziksel iş yapabilmelerine engel oluyor. Bu nedenle makineleşmeden yoksun üretim zarar görüyor. Sık sık yaşanan seller, depremler ve fırtınalar tarımda ağır hasara yol açıyor ve kıtlığa neden oluyor. Üretim kabiliyetini ilerletmek için ekipmana ve bilgiye yatırım yapma becerileri çok düşük, hatta yok. Nüfusun hızlı büyümesi yoksulluğu aşmanın önünde engel. Gelir artsa da nüfus arttıkça paylaşım da arttığı için kişi başına düşen gelir bir türlü yükselmiyor. Gelir yükselmedikçe bu durum fakir insanların üzerinde daha da ağır bir yük oluşturuyor. Eğitim eksikliği kırsal yoksulluğun önemli bir nedenidir. Kültürel ve ailesel gelenekler insanlarda değişim korkusunu tetikliyor. Dini konular eğitim ve kültürün önünde engel. İnsanlar ilerlemeyen ve çağa ayak uyduramayan bilgi birikimleriyle hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Sağlık sorunları ülke çapında hala aşılabilmiş değil. Kırsala doğru gittikçe daha da vahim sağlık sorunları çıkıyor. Yoksulluk ve reel gelir birbiriyle çok ilişkilidir. Tarım sektörü söz konusu olduğunda çiftçiler çağ dışı tarım yöntemleriyle üretim yapmaya çalışıyor. Düşük ürün üretimi, düşük verimlilik kırsal yoksulluğa neden oluyor. Hindistan ekonomisinde toprak ve diğer varlıkların eşitsiz bir dağılımı var. Kas sistemi nedeniyle gelir düzeyinin artmasının önünde engeller olan insanlar var. Bu da işçiler ya da yatırımcılar için motivasyonu yok eden bir durum. Sanayileşmeyle birlikte yeni fabrikalar ve endüstri kuruluşları kuruldu. Fakat kalite ve fiyat konusunda rekabetçi değiller. Modern endüstri toplumu kavramından hala uzaklar. İşsizlik sorunu bir türlü aşılamıyor. Nüfusun içinde hala okuma yazma bilmeyen insanlar var ve çok ciddi sayıdalar. Okuma yazma bilmedikleri için eğitimsizler, yeniliğe kapalı, batıl inançlara bağlı bir hayat sürüyorlar. Hindistan'daki yoksulluğun en büyük sebebi kast sistemi. Düşük kast grubundaki insanlar daha üst gruptaki insanlar tarafından ötekileştiriliyor ve toplumun dışına atılıyor. İnsanlardan kast sistemi nedeniyle doğduğu anda mesleğine ve kaderine razı olunması isteniyor. Kast sistemi arasında geçiş yasak. Hatta en alttaki grup üretimin tamamen dışına itilmiş. Kast sisteminin en üst tarafındaki insanlar da üretmeden ve emek harcamadan doğumlarıyla birlikte bazı şeyleri elde etmiş oluyor. Kişi başına düşen gelir artmadığı için kırsal kesimin en büyük sorunlarından biri borçluluk. Kredilerini ve borçlarını ödeyemeyen insan sayısı çok fazla. Hatta bu neredeyse olağan duruma gelmiş. Üretim araçlarına ve arazilerine el konulan çiftçiler tekrar üretimin içine dahil olamıyor. Hindistan'ın 1 milyar 320 milyonluk nüfusunun içinde en çok kazanan %1'lik dilime girmek için yılda 20 bin dolar kazanmak yeterli. Bu en çok kazanan %1'lik kısım toplam gelirin %22'sini elinde bulunduruyor. Tüm bu sefalete rağmen Hindistan'da 200 bin tane dolar milyoneri var. Hindistan son zamanlarda bu durumu aşmak için bazı reformlar yapmaya çalışıyor ama önlerinde zor, eğitimsiz ve keskin sınıflara ayrılmış bir toplum var. Ayrıca Hindistan Meclisi de pek temiz bir siyaset merkezi değil. Milletvekillerinin yaklaşık 1/3'ü illegal işlere bulaşmış ve cezai yaptırımlar almasına rağmen hala görevdeler.